Evet abi, şimdi acı gerçekler 4. bölüm Fenerbahçe'den sonra. Yani koronavirüsün mutasyona uğradığı bazı ülkelerde şu andakinden 10 kat daha öldürücü olabileceği düşünülüyor. Reuters'in haberi bu. Koronavirüsle alakalı. Allah göstermesin. Çok daha sıkıntılı bir durum yaşarız. Allah göstermesin. Çünkü hep en başında şöyle bir şey deniyordu. Evet, mutasyon bekleniyor ama olumlu mu olumsuz mu bunu zaman gösterecek diyorlardı. İnşallah doğru değildir abi. Haber doğru değildir değil mi? İnşallah yanlış bir araştırmadır. Büyük çünkü şöyle, yani şöyle de bir teori var. Şimdi virüs yerleştiği konağı kendisi de yaşayabilmesi için öldürmemesi lazım. Evet. Virüs bir süre sonra bunu öğreniyor diyorlar. Evet. Bugüne kadarki virüslerin hepsi öyle yapmış. Ulan ben geldim buraya da bunu öldürüyor. Ben de ölüyorum. Ben de ölüyorum o zaman, hani ölmemem lazım şeklinde bir mutasyona uğrayacağı söyleniyordu. Allah göstermesin, inşallah değildir. İnşallah değildir diyelim, geçelim. Şimdi abi geçen hafta hatırlıyorsun. Evet. İlk sonuçlar gelmiş. Nevşehir'de hangi takımın? Nevşehir'de herkes Fenerbahçe'de. Taraftarı Fenerbahçeliler. Ama Fenerler biraz ekstra içiyor şu an tabii. Tabii sinirden stresler. Yakalım hani. Fenerliyi sen yakalım hesabı. Bak Beşiktaş. İkide Beşiktaş abi. Niye Trabzon'un az? Başarılı çünkü. Durum iyi baba. Adam bıraktı sigarayı. Başarılı çünkü. Galatasaray'la Trabzon daha başarılı. Tabii abi. Onlar da daha az var. Fenerler yakmışlar. Fenerler yakmış. Yakalım. Sinirden stresten. Tabii canım. Nevşehir Belediyesi ilk sonuçlar geldi diye açıklamış. En soldaki ne? Nevşehir Spor. O Nevşehir Spor. Onun durumda iyi değil ya. Belki herhalde o evet. Sıkıntılı bir dönem onun geçiriyor. Onun durumda iyi değil, evet. Devam ediyoruz. Nasıl buldun yeni durumu? Yeni durum ne abi? Ben koptum. Bıraktın mı? Bıraktım. Abi seni tam bırakmaman gereken dönem. Niye? Ne oldu ki? Takımlar değişti. Biliyorum, sürekli takımlar değişti. Kırmızı mavileri biliyorum. Kırmızı mavi durumu oldu ve sürekli de aksiyon gelmeye başladı Survivor'a. Ama şu takım oluştu. Berkan, Cemalcan, Nisa ve Barış. Bu takım çok ağır bastı karşı takım. Tabii ki basar abi. Cemalcan'la Berkan iyi yarışmacı. Barış da toparladı. Sakatlıktan iyi döndü. Yarışmalar almaya başladı. Nisa zaten iyi. Öbür tarafta kim var? Evrim, Yasin, Elif, Sercan, Ardan. Dün elemede de Ardan gitti. Zayıf. Babuş gitti mi ya? Babuş gitti. Ne oldu oylar? Demek Galatasaray geldik biz Galatasaray. Çok büyüksün Galatasaray. Ne oldu o çok büyüksün Galatasaray'la? Babuş. Ya bu üç kardeşim bu SMS'de. Ulan ha bu SMS'e gelelim bak. Ulan bu Survivor'a attığınızın yarısını Beşiktaş'a atın be. Bu Survivor'a attığınızın yarısını atın be. Barış'a attığınız SMS'i Barış Beşiktaş'ta. Ya Barış Murat Yağcı'ya attığınız SMS'in %40'ını atsanız yeter be. Barış da Beşiktaş'ta. Beşiktaş'lardan da oy alıyor. Onu atacağını ona at değil mi? Babuş gitti mi? Üzüldüm babuş ya Babuş'a. Babuş seviyordum. Babuş çok tatlı. Babuş şöyle gitti. Dokunmazlığı kaybettiler. Yasin birinci oldu. Yasin niye duruyor hala ya? Oylamada birinci oldu. Yani Arda'nın gitmesinin şöyle bir sebebi var. Arda'nın çok dillendirmeye başlamış son 3-4 gündür. Ben artık çok sıkıldım, gitmek istiyorum diye. Oy da alamadı belli ki o yüzden. Peki şimdi son 5'e ne zaman kalacaklar abi? Şimdi son bireysel'e geçiyor artık Survivor. 8 kişi kaldılar. Çeyrek finalden sonra artık herkes bireysel yarışacak. Ödüllerde gene takım olacak. Şeylerde Cemalcan, Cemalcan, Barış ikisi kalır. Finale. Diğer ikisini bilmiyorum. Berkan çok formda. Berkan da çok ciddi bir ortamda. Nisa'nın da şeyi var. Bir fanı. Teenage evet. Tayfası var onun. Onlar olabilir yani. Onlar da. Ama kavgalar çok yoğunlaşmaya başladı. Biz futbol dönünce, pandemi döneminde çok yoğunlaşmıştık Survivor'a. Futbol dönünce biraz daha bölündü. Uzadı. Yeter. Bak buralarda bitir abi. Uzatma baba. 3 hafta daha var. 3 hafta sonra bitecek diye biliyorum. Çok fazla. Buralarda bitir. Bugünlerde yap işte mesela. Bitir abi. Yani Temmuz, Ağustos, Haziran sonu yapıyordun. Normalde öyle pandemi sürecimiz yani zaten. Yani finale girerdik yani. Şimdi finale girseydik yani. Tabii. Bakalım ne olacak. Geçtik. Şimdi bir videomuz var abi. Bu geçen hafta çok konuşulan bir video. Çok doğru bir tepki. Çok bir doğru izleyelim. Tepki. Emre Kınay. Şimdi soracağım. Yasal hakkı mevzuanı sokakta... Bırak beni. Herkes haddini bilecek. Sokakta neyi göstermeye çalışıyorsun? Benim yasa çiğnediğim mi? Çağır polisi buraya. Hadi basınsan sen, çağır polisi benim yasa dışı bir iş yapar. Çağırın hadi. Hadi çağır. Ben de sizden şikayetçi olacağım. Hadi bakalım. Ben şikayetçi olacağım. Şu an saat 12.30. Ben sana mı soracağım 2.30'da sokakta olacağım? Onu alacağım. Sana mı soracağım? Sana mı soracağım sokakta olup hangi saatte olmayacağım? Oğul çıkı sinirlenmiş Emre Pınar. Hangi sıfatla? Beyaz TV'nin ne olduğunu hepsini biliyoruz. Sana mı soracağım ben? Geri zekalı mısınız? Bir şey söyleyeyim mi? %100 doğru söylüyor.
Çok saçma bir çünkü bunun başını almamışsınız. Ya video saat 12 saniye falan gibi aptalca evet. bir soruyla giriyor. Hiç kusura bakmasın arkadaşımız. Mekandasınız ve diyor. Ve geri zekalı mısınız kelimesi dışında %100 katılıyorum. Sana mı soracağım bu saatte olacağım? Çağır polisi. İnşallah. Yapsın yani. Lüzumsuz işler arkadaşlar. Lüzumsuz işler bunlar. Geçelim. Yani ben meslektaşlarımla ilgili çok fazla bir şey konuşmak istemiyorum ama böyle eleştiri yapmak istemiyorum ama Emre Bey çok haklı. Yani konuşmasın. Evet. Oldukça sinirlenmiş yani. Yani sen insanlara hesap soramazsın. Aynen. Biz gazeteciyiz, biz hesap soramayız. Yani sorulacak soru da o değil yani. Tabii. Efendim böyle bir durum var. Saat. Evet. Yani çok. Ama üslup da çok önemli orada yani. Orada biraz özellikle tahrik etmiş gibi. Aynen öyle. Yani. Olay çıkarmaya sanki çalışıyormuş gibi. Tarkan'ın şarkıcı olan kuzeni Cenk Tevetoğlu. 20 yıllık kariyeri boyunca Tarkan'ın kuzeni olarak anıldığı için soyadını mahkeme kararıyla Tevet olarak değiştirdi. Hayırlı olsun. Yani Cenk Bey'in de hakikaten yaşadığı, hani o da belli ki. Zor bir şey yani Tarkan'ın kuzeni olma durumu. Ya zor bir şey hakikaten Tarkan'ın kuzeni. Onun altında yani. Bir şekilde kalıyorsun. Tabii ben ilk defa duyuyorum kendisini. Ben de böyle bir şarkıcı kuzeni. Hani paylaşımda gördüm. Belki şeymiş yani şeydir. Belli mekanlarda sahneye çıkan bir arkadaşımızdır. Ama durumunu anlıyorum onu ben yani şey olduğunu anlıyorum. Hakikaten zor bir şey o. Kolay değil yani Tarkan'ın yani üstüne zaten. Yani birisinin şeyiyle anılmak öyle kolay bir psikoloji değil yani. Baba oğlu futbolcularda olur ya bu. Tabii öyle kolay değil o işler. Çıkamıyorsun bir türlü. Evet. Devam ettik. Cem Yılmaz'ın geçen pazar paylaşımı şu şekildeydi. Az evvel babamı aradım. 5 dakika babalar gününü kutladık. Sonra oğlum beni aradı. 10 dakikada onunla kutlaştık. Sonra babalar gününün haftaya olduğunu öğrendik. Mis gibi kafalar kuşaklar boyu demiş Cem Yılmaz. Bunu gördüm sosyal medyada ama geçen pazar sanmış herkes. Haziran'ın ikinci pazarı zannetmişler. Cem Yılmaz giderek daha az mı komik oluyor acaba? Ama komik olarak sanki yazmıyor. Ya bu güzel. Bu genel bir şey soruyorum yani. Bu şeye bir şey söylemiyorum yani. Bu tweet'e bir şey söylemiyorum. Çok da iyi yapmış babasının her dakika kutlasın da. Oğlu da kendisini kutlasın. Maşallah oğluna da. Ama giderek daha mı az komik bir adam haline geliyor onu düşünmeye çalışıyorum. Yaşla enerjiyle alakalı olabilir mi birazcık? Biraz bence gözlem kabiliyetini yitirdi. Çok da doğal. Çünkü artık çok fazla halkın içine de giremiyor yani normalen. Gözlem kabiliyetini biraz yitirdi gibi görüyorum veya bulunduğu yerden başka şeyler gözlemliyor artık. O yüzden ben son biraz şovuna daha az komik olduğunu düşünüyorum. Son şovunu bilmiyorum. Gitmedim mesela. Gitmek de istemedim ama gene de bilet yoktu yani. Tabii gene bir. O bir şey değil ya. Cem Yılmaz'ın hala bir en az 2 sene 2-4 tane daha şeyi var. Solda out satar da. Acaba giderek daha mı az komik oluyor? Onu filmlerden tabii bu filmlere hiç komik değil. Yani son her zaman gittiğimiz filmlerde Cem Yılmaz filmleri. Ben şahsen son iki filmine gitmedim. Yani Kara komik filmlere ben gittim. Çok kötüydü. Zafer abiye de söyledim bunu. Yüzüne de söyledim. Can Yılmaz da vardı. Beraberdik bir yerde. Ya yani mesela Hokkabaz'ı çok severim. Hokkabaz mükemmel film. Bana göre pek yakında çok başarılı bir filmdir. Ondan sonra mesela Arif 216'yı çok sevmem ama çok büyük emek var anladım yani sinema. Orada bir sinema. Prodüksiyon çok iyi. Prodüksiyon. Orada bir şey var yani ama film güzel değil ama önemli değil. Hani orada bir şey, başka bir şey var. Gora efsane. Gora Mora zaten hani o klasik artık. Ama giderek daha mı az komik oluyor diye bir tartışma bakalım yani açalım. Bir sonraki sinema filmlerini daha detaylı değerlendiririz. Son görüntümüzde şimdi Edison çok tatlı bir video koymuş. Twitter'a koymuş. Twitter'ın olmadığını Twitter'dan duyuruyor Edison. Kızının hesabından. İzleyelim. Türkçe çok iyi. Sevgili dostlarım, sizi sevgim ve saygımla kucaklıyorum. Bugünlerde Twitter'de bir sorumsuz kişi benim adımı kullanarak sizinle iletişime geçmiş olduğunu duydum. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Benim Twitter'de hiçbir hesabım yok. Onu kullanmıyorum. Bunu size bildirmek istedim. Eksik olmayın. Bana sevgi gösteriyorsunuz. Ben de bu sevgiye mukabele ediyorum ve sizi muhabbetle kucaklıyorum. Ama dediğim gibi benim Twitter'de hiçbir hesabım bulunmuyor. Bunu özellikle size aktarmak istedim. Bu vesileyle tabiatıyla hepinize sağlıklı, güzel bir yaz dönemi diliyorum. Ve hakikaten size, daha doğrusu şunu ifade edeyim, siz bizim deli nimetimizsiniz. Sinemada izlediniz ve bizleri, benim gibi birçok dostumu, sanatçıyı sevdiniz, bağrınıza bastınız. Size şükranlarımı ifade ediyorum ama dediğim gibi Twitter'de
bulunmuyorum. Hesabım yok. Bunu özellikle belirtmek istedim. Sevgiyle kalın. Sağlık içinde sevdiklerinizle mutlu bir yaşam sürmenizi diliyorum. 10 numara bir insansın Ediz abi ben. Müthiş değil mi? Müthiş bir video. 10 numara bir insansın. Ben de mi böyle yapsam ya? Twitter'da yokum diye. Sana o yüzden senin de ihtiyacın var mı sanki buna? Video mu yapsam böyle bir şey? Başkan 107. kez söylüyorum benim Twitter'la işim olmaz diye. Ben de mi böyle bir şey yapayım diye. Çok çok tabii güzel adamlar ya, abi onlar. Klas insanlar. Tabii. Klas insanlar. Saygıyla selamlıyoruz biz de kendisini. Mükemmel bir video olmuş. Abi bitirdik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.